Günaydın. Saat 9.30. Erken çıktık bugün birazcık. Bugün bayağı sıcak olacak, belli oldu yani. Şimdiden nem başladı. Yusuf hemen dükkanını açıyor. Ondan sonra gideceğiz benim restoranta. Motordayım, bekliyorum. Buraya kadar çıktı Yusuf. Aşağıda yolun üstü çok güneş. O yüzden bir gün şu masajcı komşuya gitmek istiyorum. Annemi de göndermek istiyorum. Kulaçlarımız hep tutunca aslında sağlıklı bir şekilde düzenli masaj yaptırılması lazım da işte. Nerede? Bizim ülkemizde masaj şeyi, konsepti çok lükse kaçıyor bence. Geceden temizlemiştim ama rüzgar uçuruyor değil mi canım? Dünkü vlogu izlemiş olanlar biliyor ki felaket bir diş ağrısı yaşadım gece. Burada yeşillik yok, cırcır çok sesi olmadığı için açayım dedim. Normalde dışarıda çok açmamaya çalışıyorum artık. Dün konuştuğumuz konu, cırcır böcekleri çok ses yapıyor. Beni ne kurtardı? İlaç. Yusuf ilaç aldı gece bana. Allah bin kere razı olsun. Ağrım çok kötüydü, yatamadım. İlacımı bulamadım ya. Fısfıs. Diş fısfısı. Majestik mi? Yok öyle bir şeydi, ağrı kesici. Onun bir de naneli bir yapısı var. Geceden ağrımı hemen kesti. Çok şükür. Bu sabah da ağrısız uyandım. Şimdilik de iyiyim. Şimdi sıktım. Ağrı yattıkça sıkacağım ama genelde 3 kere sıkmam lazım gün içerisinde. Şimdi sabahkeni sıktım. Diş falan fırçalamadım. Korkuyorum yani, yalan yok. Çünkü tekrar o beyin dalgalarımı sinyale uyandırmak istemiyorum. Şu uzun boyuna elbisemi ve altına beyaz tişört giydim. Galiba havalar sıcak da olsa böyle ten kapalı kaldığı zaman terini çekiyor vücudun. Terini üstündeki tişört çekince daha rahat ediyorsun. Yapış yapış olmuyorsun. Evet, Yusuf havluluğunu çıkardı. Gidelim, kahvaltı hazırlayacağım. Çay suyu hemen koyacağım. Aras kuzu uyuyordu. Kalktım, evi temizledim. Saat 8.30. 8'de alarm çaldı. 8.30'da yataktan çıktım. Geceden benim beyler, ben yemek yapamamıştım. Çok ağrım vardı. Beyler şey yediler. Kıymalı yumurta falan yaptılar. Domates, salatalık falan yaptı. Yusuf sağ olsun hazırladı. Aras'la kendi karınlarını doyurdular. Geceden kalan şeyler vardı. Geceden kalan tabak kaşık vardı. Ondan dolayı müşteri mi geldi diye bakıyorum da bir tane genç geldi. Belki de tıraşa gelmiştir. Eğer tıraşa geldiyse ben gitmek zorunda kalırım. Neyse. Simitle poğaça aldım. Ekmek aldım. Kahvaltı için. Simitin tanesi 10 lira olmuş. Poğaçanın tanesi de 10 lira olmuş. Evet. 10 lira. Evet. Daha bu uygun hali diyorlar. Şok oldum. Bir kahvaltı için yanına bir bardakta çay alsak dışarıdan 10 lirada, 15'te 35 lira. Ben de Yusuf'a dedim ki hem sağlıksız, kendimiz zaten sağlıklı bir şekilde yumurtamızı haşlıyoruz, domates, salatalık, peynir, zeytin, o yüzden almayalım artık, yazık. Hem yağlanma çok yapıyor o poğaçanın içindeki yağlar. Öyle. Şiko abi Yusuf'un yanına uğradı. Bugün bu gözlüğümü taktım. Değiştirdim yani. Abi günaydın. Günaydın, günaydın. Aşkım anahtar sende miydi? Bu geri kilitlendi çünkü. İçin varsa ben gideyim. Ya Allah, bismillah, günlerden perşembe. Bugün bir tık erken gittim ki açılışı falan yapayım, mantıya oturacağım. Klimayı açıp. Yura gelir mi? Aygün gelir mi bilmiyorum. İkisinden biri gelirse dışarıya bakarlar. Gelmezlerse yalnızım annem gelene kadar. Diyoruz. Çay mı demleyecekmiş Fikret abi? Hı? Çay mı demleyecekmiş? Ha. Arada. Günaydın. Senin pasajındaki komşular çok iyiler biliyor musun? Çok insanlıklılar. Ondan sonra
bizim pasajda çok komşuluk yok açıkçası. Bilmiyorum. Yani herkes birbirine yabani selam vermekten aciz. Yusuf'un pasajı o konuda çok maşallah maşallah diyeyim de. Çok cana yakınlar. Herkes birbirine müşterisi gelince arıyor, haber veriyor. Bismillah. Yavaş aşkım, ralli yapmıyorsun. Çok hızlı kullanıyor motoru. Azıcık size şöyle dağları bayırları çekeyim. İşte geldik. Nazar Mantı Restorant. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya artık bu şeyi koymuyoruz. Yeşil saksıyı koymuyoruz, çiçeği. Böyle şeyi koyuyoruz. Tabureyi koyuyoruz bu şeyin. Onu kaldırmak daha kolay oluyor. İyi, masaların düzeni kendi kendine yerinde. Sadece işte tenteli Yusuf açacak. Ben hemen bir çay koyayım. Benekli günaydın. Nerede yavrum Benekli? Ha benim kızım. Çok fedakar bir anne. Of, şemsiye falan Yusuf açacak. Ben şu dış kapıyı açayım. Geçen annemler ben yokken şey falan almışlar. Deterjan. Gösteririm onları size. Ankara simidi gibi bir şey bulduk da. İşte böyle kare. Ben yemiyorum zaten. Ben çok uzun zamandır bunu böyle tarz şeyleri yemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı işler. Selamünaleyküm güzel dükkanım. Bugün büyük bir cesaretle rimel sürdüm. Yusuf da diyor ki sabah sabah ne bu kadar süsleniyorsun. O da canı sıkıldıkça benimle uğraşıyor. Bir gün elbiseme laf ediyor. Bir gün makyajıma laf ediyor. Bilmiyorum ki kıskançlıktan mı yapıyor. Tamam, biraz kıskançlık bir yapısı var ama yani biliyor nerede çalışıyorum, ne yapıyorum. Hani kendisi de bana yakın. Hani gözü arkada kalacak, kıskançlık yapacak bir ortamı, durumu da yok. Ama biliyor ya, öyle işte. Arada sabah sabah uğraşıyor benimle. Z raporumuz. Bunu sonra şey yaparım. Önce çayın altını bir yakayım. Ha, dutun üstünde de bir tane cırcır böceği var. O da oradan bağırıyor. Bunu suyu dolduracağım. Hemen kaynasın. İyice açayım altını. Bu düğmesi eridi, koptu kızlar. O yüzden buradan şey yapıyoruz. Demirden döndürüyoruz. Şöyle hemen boşaltıp demleyelim. Patatesini böyle atıyorum bebişlerim. Bunu da lavaboya boşaltıyorum. Ha, iyi şükür mutfak temiz. Öyle aman aman bulaşık yalaşık yok. Karınca bir sinek oluyor işte, tek sorun o. Çöpleri boşaltsak da geceden. Yine kapalı alan olduğu için. Canım bir çay istiyor. Korkumdan dün ne sıcak ne soğuk, dün aç yaktım bir de hiçbir şey, hani tamam biraz dolma atıştırdım ama o da yumuşak diye. Oh, şu bayağı hayatımızı kurtarıyor. Heh. Su kaynasın, çayı hallederiz. Dün dünya kadar portakal suyu sattık. Şuraya portakal doldurmam lazım şu sepette. Motor kendi kapandı. Euro 15 liradan portakal buldum dedi. Normalde biz kışın zaten 3-4 liraya alıyorduk portakal, kış meyvesi olduğu için. Sonra 8 liraya yükseldi. Sonra bir ara 12 oldu. 18 olduğu oldu. 30'a dışarıda satıyorlar böyle hani turistik yerlerde. Bunu ben tek elle kaldıramayacağım. Dün bizim başka bir yeşillikçi geldi. Domates aldık 2 kasa. Yayladan geliyormuş. 10 liradan verdi kilosunu ve domatesler çok güzel. Böyle pembiş pembiş ince kabuklu. Bir de Charleston biber aldık. Biberin kilosu 15 liradan mıydı neydi? Charleston değil bu değil mi? Şey, sivri biber. Evet, şu gözlüğümü falan kaldırayım. Şu bilede suyunu tekrar değiştirip buraya artık su açmak yerine. Ay canım benim. Canım o kapıyı da aç, şey olmuyor. Kilidine gerek yok. Yayından çekiyorsun, açılıyor. Portakalı mortakalı şemsiye memsiye her şeyi hallediyor benim için, sağ olsun. Çok büyük fayda sağlıyor o da bana. Şu bir masanın eksiğidir büyük bir ihtimal. Zaten en uzun süre sabahları Yusuf'u görebiliyorum. Böyle kahvaltıymış, açılışmış.
Ondan sonra da gün içerisinde kısacık geliyor, yemeğini yiyor gidiyor. Ya benim müşterim oluyor ya onun müşterisi oluyor. Gece zaten hani ben gidiyorum, o geç geliyor. Dün gene 11'de geldi. Ben gittim aldım onu. Şimdi dün sucu ve maden suyu Pınar geldi. Kızılay maden suyunu Pınar sattığı için ondan alıyoruz. Şarjını da takalım, bilgisayarı açalım. Aa, dolabın içini çekmişler geceden. Hemen açalım ısın soğusun. Ve şey, dün su aldık. Kızılay'ın işte maden suyu eksiklerini aldık. Aslında eve de birkaç koli böyle küçük, ama küçük su da değil de böyle büyük daha rahat. 1,5 litrelik daha mı rahat oluyor canım? Ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? Ha, benimle ilgili mi? Ben 1 litrelik 1,5 litreliğin daha rahat olduğunu düşünüyorum. Bahçe tamam canım, değil mi? Bahçede bir işim yok. Hemen kahvaltı, ondan sonra da ben mantı pastasına geçerim. Yura gelirse, Aygün gelirse yardım ederler. Yok gelmezlerse yalnız anne gelene kadar idare edeceğim. Şurada örtü ayarladım da. Dün annem bu menemenlik sosları doğramak için oturmuş ama sanırım yetişememiş. Benim de mutfakta işim var. Ya aslında şöyle. Buldum canım. Yusuf'u komşular mı verdi aşureyi? Dükkan sahibi aşure göndermişti. Yusuf da almış gelmiş. Oturup aşureyi yiyelim. Allah kabul etsin. Aslında aşure ayı yapmamız lazım ya. Rabbim ne niyetle yaptıysanız aşurelerinizi kabul etsin inşallah. Aşure ayımız hayırlı olsun. Mübarek olsun. Biz kahvaltımızı yaptık. Yura bir ara geldi, kahvaltı yaptı gitti. Çok sıcak dedi falan dedi filan dedi. Peki dedim Yura, sen dedim git. Bir şey olursa ben seni ararım dedim. Şunu bir kısalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Gidecek malzemeleri gösteriyor bu arada. Bakayım. Bismillah. Bu ne, biber mi? Ha, incir. Allah kabul etsin canım. Güzel olmuş. Karısı mı yapmış? Güzel, lezzetli. Bir de şey yapmışlar galiba, çörek otu. O da güzel bir lezzet vermiş. İki tat gör. Ama bu kaplarını yıkayayım da geri götür. Bunu başka şeye çevireyim, bunu yeriz. Gidecek misin? Bekle o zaman, şöyle şuraya şey, küçük bir şeye çevireyim. Kaplarını götür adam. Canım koyabilecek misin? Ben tekere dökeceğim galiba. Bunu da iyi. Onu da geçir oraya. Ben soğuk seviyorum ya şurayı. Bir de kahvaltı yaptım şimdi. Bir lobu yıkamam lazım. Evet. Kap geniş. Teşekkür ettiğimi söyleyeceğim. Bence gidecek malzeme olabilir. Olabilir. Sen geliyor. Ben de. Yusufçuğumu şimdi yolcu ettim. Geldi, gene yarım saat bır ettik. Yani gerçekten dedim ki Yusufçuğum, biraz daha oturacaksan, konuşacaksak canım gel mutfağa geçelim, ben de işlerimi yapayım dedim. Nasıl olsa oturuyoruz. Dedim seni anlıyorum, dükkanını açtın, tertemiz, başka bir işin yok, yeri siliyorsun oturuyorsun. Benim öyle değil, restoran sektörü hayatım dedim. Biliyorsun kendin de geçmişinde de garsonluk yaptın, aşçılık yaptın, işletmecilik yaptın. Yani beni anlayabiliyorsun, bir dünya işim var. Keşke senin gibi sadece dükkanını aç otur olsa. Gel güzel şarjım. Gel seni içeride biraz şarja takayım. Şimdi diyorum ki, ha, masaların üzerlerini geçtim. Bu şekerlikler koyuyoruz ya masalara. Kimilerinin için ağızları açık kalıyor. Paketler açık çıkıyor.
Ve biz onu fark etmiyoruz tabii. Karıncalar talamış. O masa örtülerini falan değiştirdim. İşte şeyleri topladım, ettim. Masa örtülerini silkeledim. Şekerlikleri topladım, ettim. Müşteri geliyor. Oy oy oy. Kahvaltı müşterisidir büyük bir ihtimal. Gene yetiştiremedim temizliği. Ocağa şey sprey sıktım. Annem dün patlıcan közlemiş ve suyu hep patlıcanın simsiyah böyle akmış. Şuraya görüyor musunuz? Böyleydi her yer. Şimdi orayı ayrıntılı bir temizlik yapacağım ama önce müşterinin siparişini alayım. Ne yiyecekler bakalım. Ay, iyi bakalım. Of. Müşteri geldi dedim ya. Kahvaltı müşterisi geldi. Serpme kahvaltı hazırladım. Menemen istediler. Onu hazırladım. Ben onu hazırladım, siparişini dağıtırken, verirken annem geldi. Annem de alışveriş yapmış, marketin eksiklerini falan. Ondan sonra saat 12'yi biraz geçiyor. Alışverişi çekecektim size ama yetişemedim çünkü o esnada gene telefon çaldı, sipariş attı. Gözleme istedi komşu. Oraya gördük, annem gözlemeyi hazırladı, ben götürdüm. Annem şimdi çay içiyor. Ben de annem çayını içerken hemen şurayı sileyim ki dedim. Annem mutfaktayken yerli temizlik yapamıyorum. Silemiyorum yani. Şimdi annem geldi, mutfağını devraldı. Ben bardaki ve şeydeki işlerimi hallediyorum. Suyu dolduracağım. Portakalları falan boşalttım. Ondan sonra o biber gösterdim ya, sivri biber. Onları poşetledim. Temiz temiz dolaba itekledim. Çünkü sıcaklarda çürümeye başlıyor. Sonra ne yapacağım? Şu bar masamızın tozunu alacağım. Ve şey yapacağım, arkaya o domatesle biberleri doğramaya geçeyim. Gerçi belli olmaz, belki annem şey der, mantıya otur derse mantıya da oturabilirim. Kıyma hazırlanacak. Ondan sonra bakayım, kasaba gidecek tabii, daha kıymamız yok. Kıyma alınacak kasaptan. Yani soğan soyulacak, kıyma alınacak, yani şey hazırlanacak. Göbüşüm çıktı gene bu aralar. Mantı. Harcı hazırlanacak, mantı hamuru hazırlanacak. Annem yaparsa annem yapar, yoksa da ben yaparım. O gider kasaba alışverişini yapar geri. Yani bir şekilde hallederiz, ikimiz de buradayız zaten. Annem şöyle bir laf almış. Onun kurulumunu yapacağım. Ahşap çok amaçlı raf şöyle. Eğer buraya almışsa onu sorayım. Burada açılımını yaparız sizinle beraber. Sağlamlığına falan da bakayım, nasıl işe yarıyor mu? Şöyle büyük bir domestos almış da bunu lavabo altına koyacağım. İyi oluyor böyle, deterjan soğuk olunca. Çok güzel oluyor ama yer yok. Yer yok, yer yok. Ve şöyle bir de domestos almıştı yakınlarda. Bioaktif. Bunu böyle masanın üstüne koyayım da lavaboları bir şey yapayım, domestoslayayım. Çay falan dökülüyor ya. Kıyma vuruyor, nasıl rahat ettim. Şey masasını topladım da bunları annem yerleştirir. Ben şu işle temizlik işimi önce bitireyim. Mutfağa bir şey karışmayacağım. İki gün önce yıkanmıştı. Dün gene sildim. Yıkama yapmadım. Bugün gene düne göre 3 derece daha yüksek hava sıcaklığı. Yani ne zaman azalır bilmiyorum. Zorlanıyoruz açıkta çalışırken, gerçekten zor oluyor. Şimdi bu vlogu burada bitiriyorum. İkinci vloga geçeceğim. Sizleri seviyorum. İkinci vlogu kaçırmayın. Bay bay.